Antares'i. Yine pencere tarafında buz deneyeceğiz. Kalix içeri sızan isim. Yalnız JW gördü onu. Yerini biliyoruz. Başa. Çok güzel, çok güzel. AWP'yi düşürdük. Market tarafından gelecek. Yakaladı onu Kalix. All of Meister'da 2-3. İşimiz zor. Ama şimdiye kadar yeterli zararı verdik gibi hem gözüküyor. Hem zarar verdik hem de oyuncularımız denerlerse olmayacak bir round değil gibi gözüküyor. Site'ın içerisinde Kalix şimdi kapı tarafından çıkacak. Piksel piksel çıktı. Tam karşısında çok, çok güzel. Güzelsin Kalix. Maçımız başlamış galiba. Evet. Bu arada kader maçımız Fnatic karşılaşması başladı. Biz T-Side'deyiz. Fnatic'te CT-Side'da. Şimdi oyuncuların dağılımına baktığımızda B'de apartmanın içerisinde All of Meister hemen aşağı doğru atlıyor. Site'a doğru geri çekilecek. Bombanın ama T-Base'de olduğunu görüyorum Ali. Evet. Aslında Mirage'da T başlamamız biraz dezavantaj gibi gözüküyor. Ancak Mirage'da T oyunlarını iyi yapabilen bir takımız. Bu psikolojik üstünlük kurmak açısından çok önemli. Çünkü bu maç artık dönüşü olmayan bir maç ve kaybeden takım gideceği için de psikolojik üstünlüğü kuran taraf büyük avantaj sağlayacaktır. Evet, A rampa tarafında ve Palas'a yakın birer oyuncumuz var. Top mid'i denemiyoruz. Top mid'i şu anda tabii o ileriki silah roundlarında göreceğiz. Top mid'e ne kadar ağırlık vereceğimiz. Bundan önce bize çok dert olmuştu. Bakalım biz karşı takıma karşı nasıl oynayacağız? Top mid yönetimi benim için önemli. Şimdi smoke'lar gelecek. Kalix. Şu an karşı takım A'da tek oyuncu bırakmış. Bir oyuncuları yakın, iki oyuncuları mid'e yakın oynuyor. Onlar bizden bir mid hamlesi beklemişler anlaşılan. Mid'i de çok pushlamadıklarını görüyoruz. Evet. Şu an muhtemelen içeri doğru gireceğiz. Zantares. Gördüler onu. Ama bu bir fake olacak. Bomba B'ye doğru yöneliyor. Krims ticket tarafında düşürebilecek miyiz? Üzerine gidecek. Biraz da Paz'ın 32 canı kalmış. Şu an inanılmaz güzel bir taktik yapıyoruz. 3 oyuncuyla A'ya girdik ama 2 oyuncumuz bomboş B site'e giriyor ve Fnatic takımı bu A'ya gireceğimizi düşündüler. Ve şu anda fark ettiler, geri dönüyorlar. Tabii burada 2 kill verdik onlara. Bu biraz kötü oldu. 3 oyuncumuz birden düştüğü için Engin de Kalix kaldı şimdi. B tarafında bombayı evet. Kuracağız. Çok ufak güzel. Tarafından geliyor Kalix. Önce JW'yu düşürdü. Biraz da All of Meister'la Deniz'in canları az. Üzerine gidebiliriz. Bench tarafında sıkıştık ama Krims evet. Engin'i düşürüyor. Deniz de Kalix'i düşürünce ne yazık ki ilk round Fnatic'e gitti ama bomba kurduk Ali. Bomba kurduk. Uyguladığımız taktik çok güzeldi burada. A'ya 3 oyuncu gönderip A fake yaptık ve B'ye bombayı kurduk. Tabii burada biraz yediğimiz killer ve rakibimizin erken uyanması dezavantajımız oldu ama T oynadığımız için ekonomik anlamda bomba kurmak bize büyük bir avantaj sağlayacaktır. Bu roundda pistoller çektiğimizi görüyorum. Bir sonraki roundda herhalde. Aynen. Evet. P250 çekmişiz. Hiçbir şekilde armor yok. Peki CT merdivendeki combat biraz daha kısa sürseydi çok daha farklı şekilde gelişebilirdi oyun. Aynen öyle. Onlar anladılar bir noktadan sonra evet. Bombanın A'ya gelmediğini. Bizim planımız muhtemelen onları daha fazla oyalamaktı ama güzel düşünceydi. En azından optik maçından farklı olarak yeni bir şeyler deniyoruz. JW pencere tarafından top midi kesiyor. Orada da 4 oyuncumuz var. Şimdi açıldık ama yani bir anda JW'ye birkaç tane kill verebiliriz. Connect'in içerisine sızılacağız ama hayır. Hasar aldık. Baz düştü. Kalix'in çok az canı var. Onu da JW 2 kill çıkartıyor ve Zantares'te düşünce ne yazık ki Engin kaldı. Gerçi bu round'dan çok bir şey beklemiyorduk ama yani Ali en azından 2 oyuncu düşürseydik ben içim rahat edecektim. Ya evet. Bu round'lar biraz daha rakibin ekonomisine zarar verme amaçlı oynanan roundlar. Asıl şimdi ilk silah bayımızı yapıyoruz. Tabii biraz bombalarımızın eksik kaldığını görüyoruz. Çünkü ekonomimiz o kadar iyi değil. İkinci roundda bombayı kuramadık. 4 tane flash'ımız, 3 tane flash'ımız var. 2 tane smoke'umuz var sadece. Bu biraz zorlayacak bizi. Yine takımımızın dağılımı. Bir kişi A'ya doğru yönleniyor. Bombayı T-Side'de bırakmışız. Şimdilik yine top mid'den hızlı bir şekilde evet. Oynayacağız. JW'yu yakaladı Engin. Yalnız Engin Kalix'i de yakalıyor. Evet. Engin Deniz'i de yakalıyor. Engin peki. Engin orada hızını alamadı. Evet, iki oyuncularını düşürdük. Bizden de Kalix düştü. Kardeşi kardeşe kırdırdılar ve Zantares. Şimdi connector tarafına bakıyor. Flash'a smoke içerisindeydik. Pozisyonunu aldı ama geri çekiliyor. Yine top mid'deki bir oyuncumuz geriye doğru dönüp bir apartmanların ilk girişin tarafına kadar geri çekildi. Bomba T-Base'e yakın. Şu anda bu iki kinin üstüne ne koyabiliriz diye düşünüyoruz sanırım.
Evet, iki smoke'umuzu bence güzel kullandık. Güzel bir mid push yaptık. Bir team kill verdik orada. Yani Engin'in Kalix'i öldürdüğünü de varsayarsak aslında 5'e 3 olacaktı belki durum. Güzel bir taktik. 2 round'da da açılıyorlar. Evet, şu an info'yu da alacaklar biraz ama orada Mayer bekliyor Krims'i. Aha, Palas tarafından açıldı Krims. Evet. Mayer onu bekliyordu ama Mayer düşünce yine 3'e 3 kaldık. B apartmanlara yakın bomba da hareketleniyor. Underpass'ten geçmezse muhtemelen apartman tarafından gireceğiz ama hayır. Underpass'ten evet, geçiyor. Galiba bir A oyunu kuruyoruz şu anda. Ve A'daki oyuncuları da dikkat edersen Ali şu anda evet, CT tarafına kadar döndü. Acaba nereyi kullanacağız? Connector'dan girmemiz en büyük şansımız ama boost mu geliyor? Orada bir anlaşmazlık. Kaçırdılar galiba. Zantares pencere tarafından girecek. Şimdilik orada yakın flash'a var. Ve o da o küçük pencere tarafından bakıyor. Zantares. Flash'ı gördük. Forest jungle tarafından çıkacağız ve site'e girdik. Şimdi Krims var. Evet, Palas'taki Krims'e dikkat etmemiz gerekiyor ama flash'a geliyor. CT merdivenden tam karşısında Paz var, çıkıp görebilecek mi? Önce hiç hasar almadık Paz. Avantaj şimdi bizde. Bombayı kurduk. Üzerine çok, git. Çok güzel. Güzel. Merdiven tarafından geliyor Doll of Meister. Onu da düşürüyoruz ve Krims en son Zantares'e kurban gidince artık round bize geliyor. Durum 2-1. Bombayı kurduk. Çok güzel bir round oldu. Ben açılışımızı çok beğendim, oyunumuzu. İki smoke'umuzu güzel bir şekilde değerlendirdik burada. Ancak rakibimizin de mesela doğrudan A'da beklemeyip bizim mid'den hamle yapacağımızı tekrardan tahmin etmesi onların da ne kadar konsantre olduklarını gösteriyor. Bu round önemliydi. Şimdi bu round'u alırsak rakibimizi eko durumuna düşüreceğiz. O yüzden bu round'u almamız çok kritik. Bomba durumumuz da daha iyi geçen round'a göre. Karşıda da iki tane FAMAS var. Bombalarında da oldukça eksiklikler görüyoruz. Top mid'e yakın bir oyuncumuz var. O da Kalix. Smoke'lar geldi. Orayı kapattık. Yalnız A'da yakın 3 kişiler. Hemen Palas'ın altında yakın oynuyor. Gördüğünüz gibi Krims de merdivenin yakınlarında. Jungle ve Connector tarafına yakın bir oyuncu da var. Krims kimse görmedi. Mayer Zantares cevabını veriyor. Bayağı bir kötü olabilirdi o gelişme. Zantares'in 4 canı kaldı. Evet, orada A oyunu Deniz yakalamış Kalix. Stairs tarafından da flash engini düşürünce 2 kişi kaldık. Pazla Zantares. Az canımız var. Ama önce jungle düştü. Deniz. 3'e 1. Çok zor işimiz. Round yine Fnatic'e gidiyor. Bir şeyler denedik. A tarafında ama yazık ki çok da karşılığını alamadık. Ya burada Fnatic biraz kumar oynadı açıkçası. A'ya daha yakın oynadılar ve biz de bu sefer doğrudan A'ya yönelmeyi tercih ettik. Round'u verdik. Ama şu an için maçın gidişatı sanki çok dengeli yakın bir maç olacakmış gibi görünüyor. Umarız daha fazla round olabiliriz çünkü Mirage her ne kadar CT tarafının biraz ağırlıklı olduğu bir harita olsa da T tarafında alınan skor çok önemli. Yani T iyi oynamadan Mirage'da CT'de kazanmak mümkün değil. A'da kalabalığız 4, 5 oyuncumuz birden A'da, 1 palasımız var, 3, 1 oyuncumuz da hemen rampaya yakın. Ki Fnatic takımına baktığımızda da Connector'ın önü ve side'da bir oyuncuları var. Şimdi pass'ım onun içerisinden geçeceğiz. Mayer yakın oynamak istiyoruz. Ticket tarafında oyuncuları var. Flash'a görebilecek miyiz? Aslında çok güzel bir flash. Önüne çıkacak ama smoke'un içerisinde kaldı. Göstermiyor kendini. Site'a çok yalnız Krims yakaladı. Krims yakaladı yakın mesafede. Flash'a Mayer'i düşürünce sadece fazla Zantares kaldı. Olof! Hemen pencere tarafından geçmeye çalışıyor. Deniz'in canı az. Pencere tarafından görebilecek miyiz? Hayır. Pas kaldı 75 canı. Ya JW Deniz'e bakar mısın? 15-21 aslında. Ama ne yazık olmayacak ki, şey evet. Değil aslında ama. Flash'a jungle tarafından smoke da geldiği için iyice oyunumuzu yavaşlatacaklar. Yani ben Paz'ın peşine düşeceklerini eminim. Gerek de kalmadı zaten. Connector'ın içerisine flash'a Paz'ı düşününce round yine Fnatic'e gidiyor. Bir yerde ekonomilerini kırmamız lazım. Evet, biz burada bombayı kurmaya yaklaşmıştık ancak bombayı kuramadık ne yazık ki. Çok güzel girdik site'a. Zaten flash'larımız ve smoke'larımız buna yönelikti. Biraz Force'un fazla bomba alınan bir round'unu izledik takımımızca. Tabii ki ne yazık ki bombayı kuramadığımız için de devamı gelmedi. Şu an rakibimizin ekonomisi iyi görünüyor. AWP çektiler. Galiba ilk kez maç boyunca AWP çektiklerini görüyorum. Bakalım JW konuştuk maçtan önce. JW'nun ne yapacağı çok önemli burada. Umarız JW'yu alt edebiliriz. Evet, Kalix de Underpass'ten çıkacak. Pencere tarafında oyuncuları var. JW top mid'de bir anda kalabalıklaştık ama Boost'la birlikte yakalayabilir miyiz? Hayır. Engin'i düşürdü. Kalix orada. Yalnız Frag Grenade'de bayağı bir hasar verdi. Hala üzerine gideceğiz sanırım JW'nun. Deniz. Zantares'i yakalayan isim. Paz Deniz'i yakalamış. Paz! JW'yu da düşürüyor ama yetmedi. 2 kill aldık.
olabilir. Hani evet, pistollerle. Yani AWP'yi kurtaramadılar. Bu olumlu bir gelişme. Yani 2 kill aldık, pistol oynadık, armorumuz yoktu. O çok olumlu bir de AWP'yi kurtaramadılar. Yani yeniden AWP almak zorunda kadar yanlış görmediysem. Bu da bir ekonomilerine zarar vermesi açısından önemliydi. Şimdi takımımız yine bomba anlamında eksik görünüyor. 5 tane keleşle gidiyoruz. Bakalım nasıl bir oynayacağız. Sanki biraz daha B tarafına yakın oynayacakmışız gibi görünüyor ama mid'e de yönelen oyuncumuz yok şu anda. Evet, B'ye yakın oynuyoruz. Mayer B apartmanlarının içerisinde dediğin gibi top mid'e ve her şeyi yapabilir şu anda. Top mid ve B gibi gözüküyor ama Underpass'tan da oyuncuları geçecek. Oluf'un yeri güzel. Eğer pencere tarafından atlarsak başımız biraz belaya girecek. A'yı 3 demişler. Palas'ın içerisindeki oyuncumuzun A'daki oyuncuları ne kadar oyaladığı da bizim için önemli. O isim de Zantares'miş. Bombalarına bakıyorum, Zantares'in yok. Evet, hiç Molotov da yok takımımızda. Mesela bu büyük bir dezavantaj olacak. Olaf'ı oradan uzaklaştıramayacağız. Ve Krims merdivenden tekrar Palas'ın altına indi. JW ile birlikte Said'in çok yakınından tutuyorlar. Palas tarafında da Zantares'i yavaşlatacaklar. O kesin, tamam. Bu kesin. Bunu biraz daha böyle süreceği gözüküyor. Ama takımımız da A'ya doğru yöneliyor Enes. Galiba bir A oyunu göreceğiz. Evet, bombayla birlikte yöneliyoruz. Şimdi bomba Mayer'de. Ticket'a kadar geri çekilmiş bir oyuncu da CT merdiveninin orada. Bir oyuncuları direkt site'ın içerisinde. Girecek miyiz? Güzel flash. Krims tam bizi bekliyor yalnız. Güzel çapraz ateşi alabiliriz. Mayer üzerine gidecek. JW düşürdü. Hemen arkadaşları yardıma gelecek ama Zantares. Ah, gelmedi ki. Kalix çıkartmış bir kill. Krims orada 2 kill daha çıkarttı. Ne yazık ki 3'ledi ve Kalix kaldı sadece. Onu da connect'in içerisinde yakalayan isim. JW şimdi T-Site'de 6 round bize lazım aslında. En az. Tabii ki. Ancak şu senaryoda, 6-1 olan senaryoda ne kadar alabilirsek kar diye bakmamız lazım. Ve psikolojimizi toparlamamız gerekiyor. Evet. Biraz mesela Kalix'in orada 5'e 1 girmesi veya 4'e 1 girmesi biraz oyuncularımızın sabırsızlığını gösteriyor. Sakin olmalıyız. Roundlar kaybedilir, roundlar kazanılır. Önümüze bakmalıyız. Şu anda da iki oyuncumuzda armor var. Yine pistollerle bir round oynuyoruz. Bir de Zantares'te flash görüyorum. Underpass'e iki oyuncuyu sızdırdık. Yine A'ya dediğim gibi yakın iki oyuncumuz var. Top bitti 1. Şimdi burada aslında yani bombalarımız çok kısıtlı. Ali yani Mayer 2, Zantares 1. Ya bu round yine ekonomiye zarar verme amaçlı olacak. Tabii ki bir bomba kurmak da hedeflerimiz arasında. Ben şöyle düşünüyorum, Fnatic'e karşı Engin Tek'i gönderiyormuş şimdi. Çok güzel oldu ama. İkisi de birbirini vurdu ama Engin evet, 69 evet. Bıraktı. Ya tabii Engin'de armor da yok hiçbir şekilde. Krimiz düşürmüş bu arada Zantares'i. Yine pencere tarafında boost deneyeceğiz. Kalix içeri sızan isim. Yalnız JW gördü onu. Yerini biliyoruz. Başa. Çok güzel, çok güzel. AWP'yi düşürdük. Market tarafından gelecek. Yakaladı onu Kalix. All of Meister'da 2-3. İşimiz zor. Ama şimdiye kadar yeterli zararı verdik gibi hem gözüküyor. Hem zararı verdik hem de oyuncularımız denerlerse olmayacak bir round değil gibi gözüküyor. Site'ın içerisinde Kalix şimdi kapı tarafından çıkacak. Piksel çıktı. Tam karşısında çok güzel. Güzelsin Kalix. Deniz'i düşürdük. Yalnız bomba orada dikkat lazım. Etmemiz lazım. Orada ses yaptı. Ne yazık evet, ki. Evet. Engin yakalandı. Bombayı düşürdük. Evet. Kuramayacağız. Üzerine de oturacaklar. Bence bize şey alanı da vermeyecekler. Yani. Kalix'in şu an zorlamaması gerekiyor ama Kalix. Zorluyor evet. Ne yazık ki flash'la düşürdü Kalix'i. Kendisi de düşecek. Güzel. Evet. Güzel oldu bu. Ya AWP almaya gitti ama saçma bir hareket oldu. Tabii paraları şu an iyi, ekonomileri iyi durumda. 7-1'lik bir üstünlükleri var. Belki burada bir mola gelmesi bizim lehimize olabilirdi, faydası olabilirdi ama AWP tercihimiz var. İlk kez AWP görüyoruz maç başından beri. JW çok bela oldu. Yani o pencere tarafında yeter artık. Ya bu round önemli JW'nun ne yapacağını görmemiz için. Çünkü ilk defa eşit şartlarda çarpışacaklar Engin'le. Underpass'ten geliyoruz. Evet, mid'e gitmeyi tercih etmedik. Mayer güzel bir frag grenade. 63 canı kaldı Mayer. Zorlayacak mı? Ne yazık ki flash'a yakaladı Mayer'i connector'ın içerisinde. JW kaçırdı. Jungle Palastik'e. Tarafından denemesi var. Zantares'i 20 evet. Bırakmış canını. Krims de aslında öldürmeye geliyor ama Zantares çoktan uzaklaştı. Deniz top gibi yakalıyor pazı. Kalix çok cevabını veriyor. Bu arada Engin'de Olaf Meister indirmiş. Yine 2-3 bir round. Bomba evet. Engin'de değil Zantares'te. Evet, B site'e girdik şu anda. Onlar bunun farkında değiller. Geliyor bomba hızlı bir şekilde. Evet, onun sesini short'taki önce olabilir mi bilmiyorum ama. Onlar için retake de zor olacak bu arada.
Retake zor olacak. Zanteres'in dikkatli biraz olması daha gerekiyor. Olsaydı. Aslında bir smoke'umuz, bir molotov'umuz var. Nade'imiz de var. Apartmana attık bir tanesini. Şimdilik B apartmandan gelen oyuncuları yok. JW market tarafından gelecek. Az canı var Zanteres'in, yakın oynayacak. Elinde de AKS'i var aslında. En doğru seçim ama JW'ye bakar mısın? Hazır bekliyor. Ya Zanteres'in burada piklememesi gerekiyor. Çıkma çıkma. Aynen öyle. Çıkma, orada biraz daha vakit geçirelim. Şimdi apartmandan sanırım hareketlenen isim Crims. Şu an iki oyuncumuz da aynı yere bakıyor. JW'yu düşünmemiz lazım. İnfoyu aldık en azından. Önüne çıkacak ama ne yazık ki Zanteres'i düşürdü. Engin bench'in arkasında bir oyuncu daha var. Engin çok güzel. Bu arada bombanın süresi çok azaldı. Crims'deki oyuncu indirebilirse. Hadi üzerine Crims'i düşür. Çok güzel. Round'u aldık. Round'u aldık. Geliyor. JW'yu düşürdü ama alıyoruz. Süre kalmadı. 7-2 Ali işte. Çok güzel bir round'du. Bu lazım bize. Çok güzel bir round'du. Çok güzel. Engin orada gerçekten çok önemli bir hamle yaptı. Biraz sakin mi kalmaya çalıştı yoksa şey mi? Hem sakin el kaldı. El ayak mı gitti biraz? Yani bence sakin kaldı çünkü çok anladı orada o karmaşada. Ve orada yarım saniyeleri bile hesapladı. Fanatik takımının da iletişimsizliğini gördük. Engin'in yerini biliyorlardı ama bombayı çözen oyuncuyu koruyamadı ikinci oyuncu. Ben pistolle şey yapar diye zannettim ama direkt çıkarttı AWP'yi yakın mesafede. Evet. Böbreklerine gönderince mermiyi. Engin'in elinin ısınması bizim için çok önemli. Bunu evet. SK maçında gördük. Her ne kadar koluna cevap verebildik. Şimdi aynen. JW'ye cevap vermemiz aynen. lazım. Şu an onlarda da iki tane CZ görüyorum. Bir tane AWP, iki tane M4 var. Onlar bu roundu vermeleri durumunda yine bir eko durumu veya force durumuna düşecekler. Bu bizim 2-3 round üst üste almamızın önünü açacak. Aynı zamanda 2 round üst üste almamız da özgüvenimizi tekrar yerine getirecek. Tabii tabii. Yani ne dedik? 6 ile T-Site'da 6 aslında yetmiyor ama ya en az 6'yı istiyoruz ki bunun ilk açılış yollarından bir tanesi de bu. Bu round o olacak. Momentum arkamızı alırsak zaten maçı kazanmamamız için bir sebep görmüyorum. Hadi çocuklar lütfen çok dikkatli olursak. Yine B'ye yakın oynuyoruz. Smoke'un içerisini zorlamayalım lütfen. Olof Meister o da hemen market tarafında Crimson ile birlikte rotate yapmaya gidecek ama biz sanırım 3 oyuncuyla birlikte B'ye gireceğiz. Apartmanlara doğru bakıyor Crims. Kalix'i yakaladı marketin içerisinde. Aşağı doğru atlayacak mıyız? Hayır. Engin. Yalnız bu arada short'tan Mayer'in sesi Catwalk. Ama. Ne yazık ki Deniz gördü. Paz. Cevabı paz veriyor ama biraz geç kaldık. Zanteres. Olof'u düşürmüş. Site'a giren 2-3 oyuncuları olacak. Flash'a orada, yakın. Bu arada Engin galiba Zanteres'i de vurdu orada. Paz'a vurmuş, özür diliyorum. Bir anda pikleyince paz short'tan. Engin paz. Catwalk tarafında flash'a sıkıştırabilir miyiz? Zanteres karşısına çıkacak. Önce JW. Engin düşürmüş JW. Hadi bench'in arkasında flash'a tek kalan isim Engin. Sakin olmamız lazım bench'in arkasında ama ne yazık ki yakalayacak. Ne yazık ki yakalayacak. Evet. Çok kötü oldu. Çok bu round bize bir çok lazımdı. Evet, çok lazım bir round'tu. Yakın bir round oldu. Yani Fnatic'in round'u kazanmasına rağmen ekonomisi çok iyi durumda değil. Mola geliyor bu arada takımımızdan. Evet. Yani İlk yarı önde kapatacakları garanti oldu. Garanti oldu. Ya gördüğün kadarıyla sence hani ne yapmamız gerekiyor? Underpass'tan hızlı connector mı oynamalıyız? Boost'a, pencere tarafına boost mantıklı. Evet birkaç zorlayabildik oradan ama çözüm nerede gözüküyor sence? Şu ana kadar tek başarılı olduğumuz round, yani ikinci aldığımız round biraz Kalix'in oradaki kişisel becerisi, AWP düşürmesiyle gelen bir round'tu. Tek başarılı olduğumuz round midi smoke'layıp kurguladığımız round oldu. Midi çok az kullandığımızı görüyorum. Bu optik maçından sonra mı alınan bir karar yoksa Fnatic'e karşı alınan bir karar mı bilmiyorum ama midi daha fazla kullanmamız gerekiyor gibi görünüyor. Çünkü şu ana kadar ne A ne B çok başarılı olamadık. Demin rakibimize karşı silah avantajı bizde olmasına rağmen ne yazık ki round'u alamadık. Bu round'da da yine pistol force görüyoruz. O bizi çok zorlayacak. O round işte keşke dediğimiz round'lardan aynen, bir tanesi oydu ne yazık ki. Pistollerle yakın oynamaya çalışacağız ama Takımımızın şu anda sakin olmaya ihtiyacı var. Yani sakin oyundan bahsetmiyorum. Kaybetme korkusunu yaşamamaları gerekiyor. Crims yakın. A rampa tarafında SMG ile ilk geldi. Paz. Bir de smoke'un içerisini tarıyor. Bayağı bir hasar verdiler. Frag Grenade. Palas tarafında oyuncumuz var. Flasa. Kalix bu arada bir kill çıkartabilmiş. Crims'in canı çok az bu arada. Ne yazık ki. Gelmedi. Kim daha lazım? Evet, Zanteres. Gönder teki. Olmadı ama İki oyuncularını düşürebildik. Şu an sakin oynamıyoruz. Oyuncularımız çok agresif oynuyorlar. Yani hem oyun anlamında agresif oynuyorlar hem de psikolojik olarak. Yani bu bizim için kötüye işaret olur. Sakinleşmemiz gerekiyor acilen. 9-2 skor. Hiçbir şey bitmiş değil. Odaklanmamız gerekiyor. Şu anda full eco oynuyoruz. Hiçbir şey yok. Galiba iki evet. oyuncumuz da T250 görüyorum. Hızlı bir oyun deneyebiliriz B tarafında. Underpass'e sızıyor Engin. Şimdi o taraftan
Tabii ki o ben risk alacağını hiç zannetmiyorum Fnatic'in. Hani agresif bir oyun yapmayacaklar. Bu roundda da yine artık silah düşürmeye bakacağız. Oyuncu eksiltmeye bakacağız ama yani biz de birkaç round şey, üst üste özür diliyorum. Evet. Underpass'ten gelince onlar da onu tahmin edebiliyorlar ama Deniz oraya bakmayı bıraktı. Hemen geri çekiliyoruz. Yani dediğin gibi yarıda artık ne yapmamız gerekiyorsa sakinleşmemiz lazım. Evet, bir heyecan var takımımızda, çok belli. Oyunumuzdan da çok belli oluyor. Dediğin gibi kişisel olarak hani kendimizi bir sakinleştirmemiz lazım. Evet, demin Zantares'in o biraz sona kaldığındaki atışları bunu gösteriyordu bu arada. Yakaladık flaşayı. Yani bunun Zantares 17 canı vardı, aman Kalix. Yalnız pas HC tarafında JW zorlayacak mı? Biraz timing oldu orada. Evet. B apartmanı yakınız hala 5 oyuncuyla birlikte. Orada bizi bekleyen hemen balkon tarafında Olaf Meister olacak. Yani hiçbir bombamız yok. Hızlı bir baskın deneyeceğiz muhtemelen ama bombamız olmadığı için de... Yine oyuncularımıza bakar mısın? Top mid üçledik. Evet. Yine fake gördü. Verip bombayı kurmaya oynayacağız galiba ama orada gördü Olaf onları. Connector'dan açılan oyuncuyu vurduk. Bu arada Deniz. Evet, Deniz de gitti. Hemen bir silah almamız lazım. Engin, düşüren isim Deniz'i, Olaf Meister, Catwalk tarafından, short'tan bize bakacak. Ne yapıyoruz biz? Underpass'tan... Çok güzel değil mi? Evet, şu anda A'ya doğru konektörden oyuncuyu yakalamamız lazım. Ah, ne yazık ki Olaf, Crims 2 çıkarttı. Engin, helal. Bu arada çok enteresan bir şekilde... Bir kişi kaldı. Bir kişi kaldı ama süre az. Paz onu görmesi lazım. Üstüne gitmesi lazım. Süre yok. Crims 3 saniye, 2 saniye, 1 saniye. Vur onu pas. Çok ne yazık ki Crims. Ama yani... 2 kill de verdik. Engin de düşürdü Krim. Son saniyede evet. Round ellerimizden kaydı. Ama çok elimizde bomba olmadan 2 tane P250 ile armorsuz. Bu kadar iş çok zor yapmak. Orada Paz bir an tereddüt etti. Sürenin bittiğini fark edemedi galiba. Tecrübe Ali. Hepsi bunların hepsi evet. Bize tecrübe oluyor. Ama yani şunu yapabilmek de çok güzeldi. Bitiremesek bile. Hiçbir bombamız olmadan 2 P250 ile armorsuz bir şekilde. Çok güzel olacaktı. Yine zorlardayız. Gördüğünüz gibi limitli silah Engin'de. 4 tane AK'miz var. AWP'ye bir türlü kavuşamadık. Rahat rahat kullanamadık. Evet, onu da Engin bir round kullanabildi galiba. Başarılı olmuştu o clutch evet. Attığı roundda. Daha doğrusu bombayı çözene öldürmüştü. Şu an rakibimizde tek AWP görüyoruz. JW yine AWP'sini almış. Top midden hareketlendik. Bir oyuncumuzu iyice içeri doğru sızdırıyoruz. O isim de Mayer. Connector tarafını kontrol edecek. Orada flash'a var ama stairs tarafından hemen açı vermemek için geri çekiliyor. Ve oyuncularımız da sanırım rotate geliyor alt tarafında. Rampaya yakın bir oyuncumuz var. Evet. Oradan muhtemelen info almalarını engellemek veya olası bir push'u engellemek istiyoruz. Smoke geldi. Connector'ın içerisine. Mayer sızacak galiba. Flash'a deniyorlar orada. Connector'ın içerisine ama Mayer hasar almadan sızmayı başardı. Leather Room'daki oyuncuyu yakalamamız gerekiyor. Paz'ı görüyor. İkisi de birbirini gördü ama erken davranan Deniz olunca Paz düşüyor. Şimdi rampa tarafından geleceğiz. Bir yanıcı geldi. Zantares içeri doğru sızdı. Crims karşısında biraz hasar aldık. Kalix trade'i aldı ama biraz geç. Çok ama güzel. Mayer Olaf'ı düşürmüş. Cevap Deniz'den geliyor. 2-3 yerden silah aldık. Engin de Kalix. Kalix City Berdan tarafını tutacak. Flash'a yakın ne yazık ki. Evet. Çok ani iki açıyı kontrol etmek zorunda kaldığı için. Bir de flash Kalix'i geldi düşürdü. Orada. Evet. Rahat bir kill JW'dan, CT Merdan'dan. Bu round da onlara gidiyor artık. Durum 11-2, son 2 round'a giriyoruz. 6 istiyoruz ama yani matematiksel olarak ancak 4 yapabiliriz. Ya Fnatic şu anda çok rahat bir maç oynuyor ama muhteşem bir savunma yaptıklarından değil, biz biraz elimiz ayağımıza dolanmış gibi Navi oynuyoruz. Navi maçını hatırlatıyor mu sana? Navi maçında daha ümit, yani Navi orada gerçekten Guardian özellikle bireysel olarak çok büyük performans sergiledi ama burada oyuncularımız biraz... Yani ya onlardaki rahatlık bizde olsa inan çok şey değişecek evet, ya. Evet. Ne yazık ki işte tecrübe. Bu gözle bakmak lazım. Yani buralarda mücadele ediyoruz. Fnatic'teki oyuncular ne kadar tecrübeliler. Bu etkinliklerden kaç tane oynadılar. Çok iyi biliyorlar. Ve bizim takımımızda ne yazık ki bu tecrübesizliğin biraz acısını çekiyor. Rampa tarafından 4 oyuncu hızlı çıkacağız. İçeriye doğru sızdık. Site'da hala oyuncuları var. Bir tane connector ikilendi bu arada. Oraya bakan Kalix. Ama Deniz Kalix'i düşürüyor. Şimdi Zantares Engin kuracak. Evet, bombayı kurduk. Güzel. Bombayı kurduk ama Deniz pazı düşürdü. Crims de Zantares'i yakalayınca tek kill Mayer'den geliyor. Engin de Mayer kaldı. Canları az aslında. Mayer ikilemiş. Crims'i de düşürüyor. Şimdi site'ın içerisinde hareketliyiz. JW stage'in üstünde Mayer'i gördü ve yakaladı. Engin alt tarafta, onu da rahat bir şekilde düşüreceklerdir.
11-2'den 11-3'e getirecek, özür dilerim 12-2'ye getirecekler. Evet, son rounda giriyoruz. Kazanırsak dünkü gibi 12-3 ile devre bitmiş olacak. Yani zor. Ama şöyle söyleyeyim, buradan olacak bir geri dönüş bizi... Yapmadık mı bundan önce? Yaptık. Yaptık. Ya takımımızın şu anda artık zaten kaybedecek bir şey yok. Bir sakinleşmeleri gerekiyor. Şu an silahımız var ama bombalarımızda biraz eksiklik var. AWP'miz yok. Onların da... Yok yani. Orada drop atmışlar evet. Galiba. Gerçi Krimiz'de... Krimiz'de bomba var. Aynen. Edam orada yok Krimiz'in. Top gitti. Mayer'le birlikte paz vardı. Simon'un içerisinden hızlı oynayacak sanırım. Yerimizi aldık. Deniz short tarafından bekleyecek. B'de underpass'ten geçiyoruz. Yalnız JW'yu bir şekilde rahatsız etmemiz lazım. Hala serbest dolaşıyor ki Kalix onu sanırım underpass tarafından zorlayacak. Yani şu an oraya bir smoke geldi. Deniz, paz. Leather Room'dan şüpheleniyoruz. Leather Room orada büyük bir risk aslında, almamamız gereken. Paz girdi içeri. Tamam, olmadığını gördü. Ama Deniz. Ama short'tan tutuyor, onu düşünmesi lazım. Bu arada Krimiz'de flash'a birer kill çıkarttı. Evet, güzel paz. Ama evet. Sadece tek kalan oyuncumuz Engin. Ne yazık ki onu da hızlı bir şekilde yakalayacaklar. 13-2 önde kapatmaya çok yakın artık. Fnatic ve Flash'a Engin düşürdüğü için. Ne yazık ki ilk yarıyı 13'e 2 kapattılar ama şunu söylemek istiyorum aslında. Yani evet, bizim yapabileceğimiz şeylerden yani SK karşısında o rahatlıkla oynadığımızda ne kadar güzel oynadığımızı gördük. Uyguladığımız taktik güzeldi. Rakibimiz biraz erken uyandı bombayı B'ye kurduğumuzda ve orada killleri alamadık. Ancak düşüncemiz güzeldi. Daha sonra mid flashler, mid smoke'larımızla oynadığımız taktik de güzeldi. Ama roundları üst üste verince psikolojik olarak da biraz sıkıntı yaşadık. İşte bu tecrübeyle alakalı, senin de dediğin gibi. Bu tecrübesizlik turnuvalara katıla katıla bu platformlarda oynaya artacak bir şey. Şimdi Ali istatistikleri, evet, Guardian dün öyle bir performans sergiledi ama 13-2 artık ikinci yarıya başlayacağız. City Side'de biz varız. Şimdi Fnatic apartman, B apartmana yakınlar. Onlar da JW ile birlikte underpass'te görüyorum ama Zantares açılmış top midde. Evet, bu genelde Zantares'in uygulamayı sevdiği bir taktik. Onlar da bekliyor bizi bu arada. Evet, onlar da bekliyor. Hazırlar. Bombaları B'ye yakın gözüküyor. Biz şu anda B'yi tek oyuncuyla tutuyoruz. A'da tek oyuncumuzu bırakmışız. Mid'e ağırlık vermişiz. Aslında ilk yarının benzer bir senaryosunu izliyoruz. Taraflar farklı olsa da. Bu arada Mayer JW'yu aldı. Evet. Güzel bir başlangıç Santares'ten. Bir kill daha geliyor. Deniz'i düşürdük. 3 kişi kaldılar. Olof, Flash'a ve Krims. Yalnız Olof'un da 41 canını bıraktık. Flash'a. Site'a kadar sızdı. Kalix City merdivende gönderdi, evet. Flash'a ya. Ve sadece Krims kalıyor. Onu da hızlı bir şekilde yakalayacağız. Underpass'ten geçecek. Herhangi bir oyuncu kaybetmeden eğer bu round alırsak senin dediğin gibi iyi şeylerin başlangıcını belki görebiliriz. Paz düşen isim. Yalnız bombanın yerini biliyoruz. Çok zor. Arkalayanda oyuncumuz var. Zantares bir şekilde gelip yetişecektir ona. Evet, armoru da yok zaten. Önemli olan burada Krimiz'i hızlıca almak olacaktır. Bomba kurmasına izin vermememiz gerekiyor. Zantares. Arkalayan isim dediğim gibi, yakala şu Krimiz'i. İlk roundu alalım. Güzel. Çok güzel. Krimiz'i de düşüren isim Zantares. Şimdi... 13-3. 13-2'lik elenme maçı olan bir maçta, kaybederseniz eleneceğiniz bir maçta pistol roundunu böyle başlamak çok önemli. Demek ki takımımız biraz sakinleşmiş. Demek ki takımımız biraz odaklanmış. Şu an FAMAS çekmişiz. 2 tane 3 tane UMP gördüm galiba. Kill sayılarına baktığımızda ne yazık ki takımımızın kill sayılarında oldukça geri kaldığını görüyoruz. Kalix'in 10 kill'i var. Olof da 4. Evet, Olof bugün gününde değil. Onlar top mid'e yakın 4. Tabii pistol roundundalar, dediğimiz gibi yakın oynamak isteyecekler. Biz de mümkün olduğunca bu fırsatı onlara vermemek için uzaktan savunmaya çalışacağız. Silahlarımız var, her şeyimiz var, bombalarımız var. Onların hiçbir şey yok. Yani hızlı oyun tek çareleri. Evet, Fnatic çok run sevdiği boost. Bir run boost yaptı. Zantares'e evet, gönderdiler. Yaptılar bütün oyuncularıyla. Bu çok Mayer'i tehlikeli. Mayer'i nasıl yakaladı? Bu çok tehlikeli. İkinci oyuncumuz da gidecek. Eyvah. Olof düştü. Arkadan toplamaya çalışan pas. Kalix'le birlikte birer kill çıkartmış. Underpass'in içerisinde. Site'da yakaladı Kalix flash'ayı. Ama Deniz düşürüyor ve 3'e 2. Engin çok az canı var. Paz 31. Ne yazık ki yakalandık. Nasıl oynadılar böyle? Evet, bir anda düştük. Hiç bomba almadan Fnatic Tech9'larla gerçekten ders niteliğinde bir round oynadı. İşte Fnatic, bu yüzden Fnatic zaten. Biliyorlar bu tecrübenin getirdiği bir performans bu. Orada yapabileceğimiz çok bir şey yoktu. Tabii ki roundu vermemiz kötü oldu ama bu roundda da forsluyoruz. Çünkü rakibimizin artık 15'e ulaşmasını istemiyoruz. Son şanslarımızı kullanıyoruz.
Paz'da sadece 2 tane flash ve 1 tane smoke var. Deagle var, CZ var. 2 tane de 5-7 görüyorum oyuncularımızdan. Connector'a sızdıklarını görmüştük aslında. Ya orada jungle'daki oyuncumuzun smoke denemesi biraz onu işlevsiz kıldı. Çünkü üstüne koşan oyuncular vardı. Belki orada fark yaratabiliriz ama... Bir de bakacak Mayer. Zorlayınca Olof'u düşürdük. Deniz cevabını veriyor. Underpass'te bizi biraz zorlayacak. Connector'dan geriye çekildik. Zantares'le birlikte jungle tarafında. Biz de Palace'a bakacağız ama orada oyuncuları yok. Engin yakaladı Gamze. Evet. UMP'ye karşı Sizzet'le güzel bir kill aldı. Bu arada bayağı açılmış. Engin olmaman gereken yerlerdesin. JW. Ama tabii oradan da nereye kadar uzaklaşabilirsin? Engin de elinden geleni yaptı ve 3'e 3. İki tane Deagle'ımız var. Sight'a atladılar. JW. Paz. Yardım gelecek ama Deniz. Balkon tarafından düşürdük. Güzel bir kill. JW. Hızlı bir cevap. Kalix kaldı sadece. Onlar da bombayı kuracaklar. Retake. Yani çok zor bizim için. Yani. Silah bulabilir miyiz acaba diye merak ediyorum. Mid'de düşen silah vardı ama galiba onu Deniz takım arkadaşının silahını aldı tekrardan. O silah B'de düştü en son. Ya çok da zor. B girişinde. Evet çok zor. Site'a doğru bakacağız. Flash'a gönderdi headshot'ı. 25 canı var. Kalix hareketli. JW'nin karşısına çıkıyor ve rahat bir kill. Evet. EM'de geldi. Yani JW'dan bu olmadı. Evet. Yani bu aralarındaki bir espri de olabilir tabii ki. Dün çünkü tatlı sert bir atışmaları vardı. Yani atışma demeyelim de şakalaşmaları vardı. Ama A'ya yakınız. Şu anda A'ya yakın oynuyorlar. Rampa tarafından gireceğiz. Hızlı oyun. Klims yakaladı. Felix'i içeri doğru sürüyorlar. Mayer, JW Zantares'i düşürmüş. Tabii. Yani artık zaten psikolojik olarak şey da. Evet, Engin'de pas kaldı. Pas. Engin son kalan isim, son kale ama ne yazık ki 4 kişi var. Çok ihtimal yok. Ve 16-3 kapatmaya artık çok yakınlar Fnatic. Şimdi bir maç bitsin de birimizin üstüne gidiyor Engin. Daha ölmedik diyoruz Space Soldiers takımı olarak. Engin turnuvanın en iyi clutch oyuncuları arasında istatistik olarak ama tabii burada silahımız yok. Evet, imkansız. Evet. Ve skor 16-3. Ne yazık ki ESL Band Köln'e veda etti temsilcimiz Space Soldiers ve aslında çok güzel başlamıştık.